Büyük fizikçi Julius Robert Oppenheimer, insanlık tarihinde patlatılan ilk atom bombasını izlerken aklından geçenleri 1965 yılında yayınlanan bir televizyon programında işte böyle hatırlıyor. İnsanlar genelde sadece en büyük başarı veya başarısızlıklarıyla anılırlar. Ve Oppenheimer için bu, atomun enerjisini tarihte ilk defa açığa çıkararak bir bomba üretmeyi başaran, kimine göre 2. Dünya Savaşı'nı anında bitirerek milyonlarca hayatı kurtaran, kimine göre ise saniyeler içinde yüz binlerce insanın katline sebep olan ekibin başındaki deha olmaktı. Yani kısaca atom bombasının babası olmaktı. Ama insanlar sadece en büyük başarı veya başarısızlıklarından ibaret değiller. Örneğin Oppenheimer sadece parlak bir fizikçi değildi. Aynı zamanda bir şiir aşığıydı. Konuştuğu herkesi büyüleyen inanılmaz bir zekaya ve karizmaya sahipti. Latince ve Sanskritçe de dahil 7 farklı dili konuşabiliyor veya anlıyordu. At binmek en büyük tutkuları arasındaydı ve kadınlara düşkünlüğü nedeniyle yuva yıkmak konusunda bir ustaydı. Tüm bunlar bir araya gelerek Oppenheimer'ın çelişkilerle ve mistisizmle dolu öyküsünü yazdı. İşte bu o öykü. Robert Oppenheimer, 22 Nisan 1904'te Prusya'dan Amerika'ya göç ettikten sonra zengin olmuş, tekstil tüccarı bir babanın ve ressam bir annenin oğlu olarak New York'ta doğdu. Ailesi aslen Yahudiydi ancak Musevizmi takip etmiyorlardı. Pablo Picasso ve Van Gogh gibi devlerin resimleriyle süslenmiş lüks bir malikanede oturuyorlardı. Robert'ın kardeşi Frank de kendisi gibi bir fizikçiydi ve sonradan dünya genelinde birçok bilim müzesine ilham olacak olan San Francisco Exploratorium Müzesi'nin kurucusuydu. Oppenheimer küçüklüğünde de tuhaf bir tipti. Sık sık hasta oluyordu ve zamanının çoğunu evde geçiriyordu. Babası bir gün ona eğlensin diye bir mineral kiti hediye etti ve bu ilginç görünümlü parlak taşlar Oppenheimer'ın jeolojiye ilgi duymaya başlamasına neden oldu. Bu onun bilime ilk adımıydı. İronik bir şekilde etik hümanizm akımını öğreten, yani insanların nasıl daha etik hayatlar yaşayabileceğini öğretmeyi önceleyen bir okula yazılmıştı. Burada kendini edebiyat ve mineraloji alanında özgürce geliştiriyor, daha ahlaklı bir genç olmayı öğrenmeye çalışıyordu. Son senesinde kimyaya ilgi duymaya başladı ve 1921'de mezun olduğunda, yani 17 yaşındayken Harvard Koleji'ne girdi. Ertesi yıl talihsiz bir şekilde bağırsakta enflamasyona ve ülsere neden olan kolite yakalandı ve babası kendini daha iyi hissedebilmesi için onu New Mexico kırsalına gönderdi. Burada atlarla tanışan Oppenheimer kısa sürede bir at tutkununa dönüştü. Bazen at sırtında 3-4 gün boyunca kayboluyordu ve New Mexico'nun ıssız ve uçsuz bucaksız arazilerini keşfetmeye çalışıyordu. Bu keşif gezilerinde gördükleri, yıllar sonra ilk atom bombasını üretme görevi verilen ekibin bir lokasyon seçmesi gerektiğinde ona çok yardımcı olacaktı. Harvard'da kimya okuyordu ama okulun zorunlu tutması nedeniyle tarih, edebiyat ve felsefe konusunda da kendini geliştirdi. Burada bağımsız araştırma konusunu fizik dalında seçti ve yüksek basınç fiziği alanındaki çalışmalarından ötürü 1946 yılında Nobel Fizik Ödülünü alacak olan Peirce Bridgman'dan aldığı bir termodinamik dersi sonunda deneysel fiziğe ilgi duymaya başladı. Yüksek basınç fiziği, termodinamik, tik tak. Oppenheimer, üniversiteyi sadece 3 senede summa cum laude, yani en üst düzey şeref ödülüyle bitirdi. Sonrasında Cambridge'de Charles Darwin ve John Milton gibi tarihe yön vermiş isimlerin okuduğu Christ College'a kabul aldı. Buradaki hocasının atomik ve nükleer fiziğin babası olarak bilinen, Faraday'dan sonra gelmiş en büyük deney bilimci olarak anılan, tarihin en büyük bilim insanlarından Ernest Rutherford olmasını istiyordu. Elementlerin bozulması ve radyoaktif maddeler konusunda çalışmalarıyla 1908 yılında Nobel Kimya Ödülüne layık görülmüş olan Rutherford, bugün proton dediğimiz atom altı parçacığın ve radyoaktivitede yarı ömür olarak bilinen olgunun da kaşifiydi. Ancak Rutherford, Oppenheimer'ın deneysel arka planından hiç de etkilenmedi. Hatta Harvard'daki hocası da öneri mektubunda Oppenheimer'ın laboratuvarda epey sakar olduğunu belirtmişti. İkisi de onun teorik fizikçi olması gerektiğine inanıyordu. Yine de Oppenheimer, bugün sevgili Mete Atatürk'ün
Ratatouille'nin de profesörlük yaptığı Cavendish laboratuvarına girmeyi kafaya takmıştı. Eşyalarını topladı ve bir hocası olmamasına rağmen Cambridge'e doğru yola koyuldu. Hiçbir zaman Rutherford'un öğrencisi olamadı ama Rutherford'un hocası olan J.J. Thomson onu öğrenci olarak kabul etti. Thomson, keşfedilen ilk atom altı parçacık olan elektronun kaşifiydi ve gazlarda elektrik iletimi hakkındaki çalışmaları nedeniyle 1906 Nobel Fizik Ödülüne layık görülmüştü. Oppenheimer'ın etrafını nasıl bir deha bulutuyla sardığını görüyor musunuz? Bu örüntü ömrünün sonuna dek devam edecekti ve video boyunca da göreceğiniz gibi Oppenheimer'ın temas ettiği hemen herkes Nobel ödülü alacaktı. Oppenheimer ise ödüle 3 kez 1946'da, 1951'de ve 1967'de aday gösterilmesine rağmen hiçbir zaman kazanamayacaktı. Neden? Sebeplerine geleceğiz. Cambridge Oppenheimer'a hiç de iyi gelmedi. Okulda çok mutsuzdu. Thomson'un laboratuvarında sıkkınlıktan ölüyordu ve hiçbir şey öğrenemediğini düşünüyordu. Danışmanı olan Patrick Blackett'ten de nefret ediyordu. Çünkü Blackett aşırı katıydı ve görece kırılgan bir doğaya sahip olan Oppenheimer'ı çok çalıştırıyordu. Bu arada söylemeden geçmeyeyim, Blackett de kozmik ışınlar ve paleomanyetizma üzerindeki çalışmaları nedeniyle 1948 yılında Nobel Fizik Ödülüne layık görülecek olan bir dehaydı. Ama Oppenheimer ondan öylesine nefret etmiş ki yakın dostu olan dram yazarı Francis Ferguson'un söylediğine göre bir keresinde onun çalışma odasına zehirlenmiş bir elma bile bırakmıştı. Neyse ki Blackett elmayı yemeden önce durum fark edildi ve Oppenheimer okuldan uzaklaştırıldı. Ama ailesinin forsu sayesinde adli bir ceza almaktan kurtuldu. Tüm bu sorunlu gençliği onu nihayet sigarayla tanıştırdı. Oppenheimer uzun sigaralardan üst üste onlarca içebilmesiyle biliniyordu. Derin zekası ve problem çözebilme konusundaki takıntısı bazen günlerce tek bir soruna odaklanmasına ve bu sırada yemek yemeyi bile unutmasına sebep oluyordu. Bu sağlıksız yaşam nihayetinde Oppenheimer'ın psikolojisini bozmaya başladı. Bir keresinde dostu Ferguson sırf Oppenheimer kafasını dağıtabilsin diye öylesine bir sohbet konusu olarak yakında sevgilisiyle evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Niyeyse Oppenheimer bunu duyunca çılgına döndü ve Ferguson'un boğazına sarıldı. Bu onun depresif ve karanlık bir dünyaya düşmeye başladığının en net göstergesiydi. O dönem kardeşi Frank'e şöyle söyleyecekti: "Arkadaşlardan çok fiziğe ihtiyacım var." Oppenheimer artık fizik soluyan bir makineye dönüşmüştü. Nihayet 1926'da İngiltere'den ayrılıp deneysel fiziği de arkasında bırakarak teorik fiziğin beşiği olarak görülen Göttingen Üniversitesi'nde kuantum mekaniğinin babalarından olan Max Born'un yanında doktora yapmaya gitti. Born, özellikle de dalga fonksiyonu alanındaki kuantum fiziği çalışmaları nedeniyle 1954 Nobel Fizik Ödülüne layık görülecekti. Okula girişi sırasında elektron-atom etkileşimleri alanındaki çalışmalarıyla 1925'te Nobel Fizik Ödülünü alacak olan James Frank tarafından sözlü bir sınava sokuldu. Sınav Oppenheimer için değil ama Frank için epey zorlu geçmişti. Frank'in söylediğine göre bir noktadan sonra sınavı yapan kendisi değil, Oppenheimer olmaya başlamıştı. Artık Oppenheimer fizikte durdurulamaz bir güce dönüşüyordu. Doktorası boyunca 15'e yakın makale yayınladı ve özellikle de kuantum mekaniğine çok önemli katkılar sağladı. Mesela sadece 23 yaşındayken hocasıyla geliştirdiği Born-Oppenheimer yakınsaması atomun hareketlerini elektronların hareketlerinden ayrı değerlendirmeyi sağlayarak kuantum kimyası dediğimiz bilimin önünü açtı. Yani zor bir gençliğe ve çalkantılı bir karaktere sahip olmasına rağmen bilim dünyasında izini bırakmaya başlamıştı. Ancak zekası ve kararlılığıyla bilim dünyasında kendisine yer edindikçe insanları da kendinden uzaklaştırmaya başlayacaktı. Eylül 1927'de Amerika'nın batı kıyısındaki Caltech'e geldi. Burada kimyasal bağların doğası hakkındaki çalışmaları nedeniyle 1954'te Nobel Kimya Ödülü'ne ve ironik bir şekilde nükleer silahların yaygınlaşmasına karşı çalışmalarıyla 1962'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülerek birden fazla dalda Nobel kazanan 5 insandan biri olacak olan
büyük kimyager Linus Pauling'le tanıştı. İkili kısa sürede yakın arkadaş oldular. Hatta Oppenheimer yıllardır biriktirdiği inanılmaz geniş bir mineral koleksiyonunu Pauling'e hediye etti. Pauling'e Nobel Kimya Ödülünü getirecek olan çalışmaları Oppenheimer'la birlikte attıkları o ilk adımlar sayesinde mümkün oldu. İkili gece geç saatlere kadar birlikte çalışıyorlardı. Pauling işin kimyasını, Oppenheimer ise matematiğini alt etmeye çalışıyordu. Bu yoğun çalışmaları nedeniyle Oppenheimer sık sık Pauling'in evine uğruyordu. İşte Oppenheimer'ın depresif iç dünyası ilk büyük yıkımı burada yarattı. Oppenheimer, Pauling'in karısı Eva Helen Pauling'le yakınlaşmaya başladı. Hatta bir keresinde Pauling iş yerindeyken Eva'yı görmeye gitti ve onunla Meksika'ya kaçmasını istedi. Eva bunu reddetti ve durumu kocasına bildirdi. Bu, iki büyük deha arasındaki ilişkiyi bir bıçak gibi kesip attı. Yıllar sonra Oppenheimer, Pauling'i Manhattan Projesi'nin kimya biriminin başına getirmek isteyecekti. Ama sağlam bir pasifist olan Pauling, karısına sırnaşan Oppenheimer'ın bu teklifini tabii ki reddedecekti. Bu sırada kendisi gibi depresyonla boğuşan bir deha olan ve aynı zamanda istatistiki mekaniğin babası Ludwig Boltzmann'ın öğrencilerinden Paul Ehrenfest'in Hollanda'da kurduğu enstitüyü ziyarete gitti. Sadece 6 hafta gibi kısacık bir sürede Flemenkçe'yi az çok sökerek, buradaki bütün derslerini Flemenkçe vererek herkesi kendine hayran bıraktı. Enstitüdekiler ona Opie lakabını taktı. Bu lakap sonradan Opie olarak bilinecekti ve ömrü boyunca kullanılacaktı. Opie oradan Zürih'e, Albert Einstein gibi 22 Nobel ödüllü bilim insanının da mezun olduğu İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'ne geçti. Burada yeni bir doğa yasası olan Pauli dışlama ilkesini keşfeden 1945 Nobel Fizik Ödüllü Wolfgang Pauli ile çalıştı. Şöyle düşünün, Pauli'yi ödüle aday gösteren kişi Albert Einstein'dı. Burada Pauli'nin problemlere yönelik eleştirel yaklaşımlarından çok etkilendi ve bu yöntemi hayatının merkezi bir parçası haline getirdi. Nihayet Amerika'nın Berkeley şehrindeki Kaliforniya Üniversitesi'nde profesörlüğe başlayacağı sırada vereme yakalandı ve biraz dinlenmek için kardeşi Frank'in New Mexico'daki çiftliğine gitti. Burada çocukluğunda at koşturduğu coğrafyaya bir kez daha aşık oldu. Fizik ve bu çöl taşra benim en büyük iki aşkım diyecekti ve bu iki aşkı çok yakında tekrardan ve aşırı yüksek bir enerjiyle buluşmak üzereydi. İyileşip okula döndüğünde bir sonraki fizikçi neslini yetiştirmeye başladı. Öylesine elektrikli bir kişiliği vardı ki insanlar ona ya hayran kalıyordu ya da ondan nefret ediyorlardı. Hayran bıraktığı öğrencileri sadece onunla konuşmaya can atmakla kalmıyordu. Aynı zamanda yürüyüşünü, konuşma biçimini ve diğer hal ve tavırlarını taklit etmeye çalışıyorlardı. Opie her bir öğrencisinin araştırmalarıyla bizzat ilgileniyordu. Mesela tek bir akşam üzeri öğrencileriyle oturduklarında kuantum elektrodinamiği, kozmik ışınlar, elektron çiftlerinin üretilmesi ve nükleer fizik gibi fiziğin hemen her alanındaki konulardan konuşuyorlardı. Ama alevden bir canavar yavaş yavaş Opie'yi ağlarına çekiyordu. Akademik çalışmaları sırasında siklotron adı verilen tarihin ilk çembersel parçacık hızlandırısını icat ederek 1939 Nobel Fizik Ödülüne layık görülen Ernest Lawrence ile yakından çalışmaya başladı. Lawrence'ın hedefinde uranyum atomunu parçalayabilmek vardı. Lawrence, 2. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle Nobel ödülünü 1940'ta alabilecekti ve ödülü öncesinde bir diğer büyük fizikçi olan Robert Wood ona şöyle yazacaktı: "Uranyumun dehşet verici patlamasının temellerini atıyorsun. Eminim ihtiyar Nobel de bu yaptığını tasvip ederdi." Adeta 5 yıl sonrasını öngören Wood, bildiğiniz gibi Nobel ödüllerine adını veren Alfred Nobel'in 1867'de dinamiti icat etmesine ve yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu olmasına gönderme yapıyordu. Akademik hayatı boyunca Oppenheimer, bilime, özellikle de teorik astronomi, genel görelilik, nükleer fizik, spektroskopi ve kuantum alan teorisine müthiş katkılar sağladı. Bugün bütün bilimseverlerin aşina olduğu kuantum tünelleme olgusunun ilk tariflerinden bir kısmını Oppenheimer yaptı. Güneşin çoğunlukla hidrojenden oluşması gerektiğini hesaplayan ilk kişi Oppenheimer'dı. Doktora öğrencilerinden biri olan Willis Lamb ile yaptığı çalışmalar sonucunda büyük fizikçi Paul Dirac'ın hidrojen atomunun ilk iki enerji seviyesinin
aynı enerjiye sahip olduğu iddiasını başarıyla çürüttüler. Ki bu araştırma sonradan Lamb kayması denen olayın keşfiyle ve Lamb'in 1955 Nobel Fizik Ödülünü almasıyla sonuçlanacaktı. İlk doktor öğrencisi olan Melba Phillips ile büyük atomları döteryumla bombaladıklarında açığa çıkan yapay radyoaktivite üzerine çalıştılar. Elde ettikleri sonuçlar büyük fizikçi George Gamow'un teorik öngörüleriyle örtüşüyordu. Ama örtüşmeyen bazı kısımlar da vardı. Bunun üzerine geliştirdikleri Oppenheimer-Phillips prosesi adı verilen bir süreç bugün bile atomun parçalanmasını izah etmekte kullanılmaya devam ediyor. Ama Oppenheimer orada da durmadı. 1930 yılında pozitif yüklü elektronların yani pozitronların var olması gerektiğini öngördü. Öngörüsü 2 yıl sonra doğrulandı ve Carl David Anderson pozitronları keşfederek 1936 Nobel Fizik Ödülünü aldı. Oppenheimer'ın bir gözü atomun çekirdeğinde, diğer gözü ise göklerdeydi. Oppenheimer'ın çalışmaları kütle çekim çökmesi denen bir olayı öngörüyordu. Buna göre bazı yıldızlar ölümlerinden sonra şimdilerde nötron yıldızı dediğimiz bir şeye dönüşmeliydi. Ki ilk nötron yıldızı gerçekten de 1967'de Oppenheimer'ın çalışmalarından 30 küsür yıl kadar sonra keşfedildi. Daha ortada nötron yıldızı denen bir şey yokken bile bu yıldızların stabil kalabildiği maksimum kütle sınırını hesaplamayı başardılar. Bu limit bugün Tolman-Oppenheimer-Volkoff limiti olarak biliniyor ve halen geçerli. Ama orada da durmadılar. 1939'da doktor öğrencilerinden biri olan Hartland Snyder ile birlikte yaptıkları bir çalışmada daha da büyük yıldızların daha da büyük bir kütle çekim çökmesine neden olduğunu ve adeta uzay zaman dokusunda bir yırtığa neden olması gerektiğini öngördüler. Bugün fotoğrafını bile çekebildiğimiz bu şeylere kara delik diyoruz. Evet, Oppenheimer bir bilim dehasıydı. Ona hiçbir şüphe yok. Ama zamanın ruhu onu da yutmaya başlamıştı. Oppenheimer aslında katı bir apolitik olarak büyümüştü. Gazete okumazdı. Siyaset veya ekonomiyle hiç ilgilenmezdi. Amerika'da 1929'da yaşanan Wall Street krizini olay yaşandıktan ta 6 ay sonra bir arkadaşıyla yürüyüşe çıktığında tesadüfen duymuştu. Oy kullanabileceği ilk 3 seçimde oy atmaya gitmemişti bile. İlk oyunu 1936 yılında attı. Kime oy verdi bilinmez ama o seçimi Franklin Roosevelt kazandı. Roosevelt, Japonların 7 Aralık 1941'de düzenlediği Pearl Harbor saldırısı sonrasında Japonya'ya savaş açarak Amerika'yı 2. Dünya Savaşı'na sokacaktı. Ondan 2 ay önce ise Nazilerden önce atom bombasını üretebilmek için hızlandırılmış bir projeyi yani Manhattan projesini hayata geçirecekti. Roosevelt'in başkan yardımcısı Harry Truman ise 1945 yılında başkan seçildiğinde Opie'nin adeta kendi elleriyle hazırladığı bombayı Japonya'ya bırakacaktı. Tik tak, tik tak. ...1934'ten itibaren dünya siyasetindeki gidişatın kötüleştiğini fark eden Oppenheimer, politika ve uluslararası ilişkilerle ilgilenmeye başladı. Yıllık gelirinin %3 kadarını Nazilerden kaçan Alman fizikçilere yardım etmeye ayırdı. Hızlı bir şekilde sol görüşlü bir düşünce dünyasına bürünüyordu. Maaşının bir kısmını da antifaşist ve progresif akımlara bağışlıyordu. Öğrencileriyle birlikte işçi mitinglerine katılmaya başladı ve adı o dönem sosyal reformları destekleyen hemen her akademisyen gibi komüniste çıktı. Mesela Berkeley'de bir öğrencisine pozisyon ayarlamaya çalıştığında bölüm başkanı Raymond Burge tarafından engellendi. Burge, McCarthy döneminde Kaliforniya Üniversitesi'nin bütün akademisyenlerinin imzalanmaya zorlandığı anti-komünist yemini imzalamış olanlardandı. Bu imzaya direnen onlarca akademisyen işinden olmuştu. Burge, Oppenheimer'ın öğrencisini bölümde bir Yahudinin yeterince fazla olduğunu söyleyerek reddetti. Bu red, Opie'nin siyasi görüşlerini daha da bileyecekti. 1936'da Berkeley'deki edebiyat profesörlerinden birinin kızı olan ve Stanford'da tıp okuyan Jean Tatlock'a aşık oldu. Jean, kendisinden bile daha sol görüşlüydü. Açık açık Komünist Parti'nin yayını olan Western Worker'da yazıyordu. Ama böylesine patlayıcı duyguları olan kişilerin bir arada durması zordur. Opie ve Jean de oldukça çalkantılı bir ilişki yaşadılar. 3 yıllık bir ilişkinin sonunda Jean Oppenheimer'ı terk etti. Duygusal bir boşluğa düşen Opie sadece birkaç ay sonra
Kitty lakaplı Catherine Pooning'e aşık oldu. Kitty de radikal bir öğrenciydi ve eski bir Komünist Parti üyesiydi. Üçüncü evliliğinin içindeydi ve kocalarından birini İspanyol İç Savaşı'nda kaybetmişti. Aşk onlara hata yaptırdı. 1940 yılında verilen bir parti sırasında Kitty ve Oppenheimer aynı yatakta uyurken bulundular. O gece birlikte oldular mı net değil. Ama Kitty 12 Mayıs 1941 günü Oppenheimer'dan olan ilk çocuğunu doğurdu. Basit bir hesaplama bebeğin 20 ila 26 Ağustos 1940'ta yapıldığını gösteriyor. Dolayısıyla çok olası. Ama ne olursa olsun bu doğal olarak Kitty ve kocasının arasını çok hızlı bir şekilde bozdu. Ve nihayet Kitty kocasını boşayıp 1 Kasım 1940'ta Oppenheimer'ı 4. kocası olarak aldı. 9 Ekim 1941'de ise her şey değişecekti. Amerikan Başkanı Roosevelt 1939'un Ağustos ayında Albert Einstein ve Leo Szilard'dan aldığı bir mektupta fizikteki gelişmelerin yepyeni ve inanılmaz güçlü bir bomba tipini mümkün kılacağını, bu nedenle Amerika'nın derhal uranyum yataklarını ele geçirmeye başlaması gerektiğini ve Enrico Fermi'nin başlattığı zincirleme tepkime araştırmalarının hızla fonlanması gerektiğini söylüyorlardı. Bu mektup bir domino etkisi yaratarak Roosevelt'in 1941'de bir atom bombasının geliştirilmesi emrini vermesiyle sonuçlandı. Böylece atom bombası yarışı resmen başlamış oldu. İlk yıl araştırmalar sivil bir şekilde sürdürüldü ve Oppenheimer projenin hızlı parçalanma koordinatörü olarak atandı. Bu görevi hevesle kabul eden Oppy, o yaz Avrupalı fizikçileri kendi öğrencileriyle buluşturduğu bir kamp düzenledi. Katılanlar arasında Fermi ile yakından çalışarak tarihteki ilk nükleer reaktörü üretecek olan Emil Konopinski, nükleer manyetizmanın hassas ölçümü konusundaki çalışmalarıyla 1952 Nobel Fizik Ödülünü alacak olan Felix Bloch, yıldız nükleosentezi konusundaki çalışmalarıyla 1967 Nobel Fizik Ödülünü alan ve sonradan atom bombasındaki kritik kütle ve Ocean Gate videosunda da öğrendiğimiz içe çökerek patlama, yani implosion fiziği hesaplamalarında görev alan Hans Bethe ve sonrasında atom bombasından yüzlerce kat güçlü olan hidrojen bombasının babası olarak anılacak olan Edward Teller de vardı. Şampiyonlar Ligi toplanmıştı. Hesaplar yapıldı. İstenen bombanın nitelikleri ve oraya nasıl ulaşılacağı belirlendi. Artık geri dönüş yoktu. Haziran 1942'de proje Amerikan ordusuna devredilerek askeri bir boyuta ulaştı. Manhattan Bölge Mühendisleri adı verilen bir birim kuruldu. Adından da anlaşılacağı üzere bu birimin ilk ofisi Manhattan, New York'taydı. Bu isim kısa sürede projenin de adına dönüştü. Manhattan Projesi. Ekibin başına Amerikan Ordu Mühendisleri Kor Generali Leslie Groves getirildi. Groves bilimsel anlamda öyle aman aman bir zekaya sahip değildi. Ama deneyimli bir komutan olarak bir işi başarmak için gereken doğru isimleri seçmek konusunda çok iyiydi. Önlerindeki görev aşırı zordu. Zaman çok dardı ve hedefine lazer keskinliğinde odaklanabilecek ve yılmadan sonuna kadar götürebilecek birine ihtiyacı vardı. O isim Oppenheimer'dı. Bu karar tabii ki çoğu insanı şoke etti. Çünkü Oppenheimer bir komünist olarak biliniyordu. Hatta Oppenheimer'ın bir Nobel ödülü bile yoktu. Groves bundan endişe etse de aldırış etmedi. Onda diğer kimsede olmadığı kadar yüksek bir adanmışlık, insanları büyüleyen bir karizma ve problem çözme konusunda benzersiz bir deha vardı. Bilimsel liderlik Oppy'ye düştü. Oppenheimer'ın ilk işi ilk atom bombası denemesinin yapılacağı bir yer seçmekti. O en iyi yeri biliyordu. New Mexico'da at bindiği uçsuz bucaksız araziler. Hemen Santa Fe civarındaki düzlükler gözden geçirildi ve en uygun yer seçildi. Bugün Los Alamos Ulusal Laboratuvarı halen Oppenheimer'ın seçtiği yerde faaliyetlerini sürdürüyor. İkinci iş bir ekip kurmaktı. Oppenheimer en fazla birkaç yüz kişiyle bu işi kotarabileceğini düşünüyordu. Yanıldı. Görevin büyüklüğü sandıklarının çok ötesindeydi. Los Alamos sadece 2 yılda 6000 kişilik personele ulaştı. Bu kadar çok kişiyi yönetmek Oppenheimer'ın aşina olduğu bir şey değildi. Ama kısa sürede adapte oldu ve en küçüğünden en büyüğüne bütün birimleri yakından takip etmeye başladı. Ve Los Alamos'un gözdesi haline geldi. Her bir birim öylesine çok sayıda bilimsel yetenek barındırıyordu ki Oppenheimer'ın spesifik bilimsel kararlar alması pek gerekmiyordu bile. Ama Oppenheimer vizyonu ve kararlılığıyla proje boyunca alınan her kararda rol aldı. Her birimle bizzat görüştü. Her bir gelişmeden ilk o haberdar oldu. Kimse üretmeye çalıştıkları canavarın sonunda neye benzeyeceğini tam olarak kestiremiyordu. Ama hepsi hedeflerinin sembolü olarak
Oppenheimer'ın azmini görüyordu. Oppenheimer, Tin Man yani ince adam adını verdikleri ilk prototipi daha aşina olduğumuz diğer silahlar gibi bir bomba olarak kurguladı. Ama Los Alamos'a getirilen plütonyum yakıtının teorik hesaplamalardakinden farklı olması bu tür bir silahı imkansız hale getirdi. Bu nedenle Oppenheimer hemen içe çökerek patlayan yani implosion tipi bir bomba kurgulamaya başladı. Size atom bombalarının nasıl çalıştığını daha önceden bütün detaylarıyla anlattığım için bu bombanın teknik detaylarına burada tekrardan girmeyeceğim. Bu videonun da içinde bulunduğu oynatma listesini baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Oppenheimer'ın liderliğinde Los Alamos'un tamamı bu yeni tip bombayı hayata geçirecek şekilde yeniden düzenlendi. 9 ay kadar süren yoğun bir çalışmanın sonucunda 28 Şubat 1945'te Oppenheimer'ın öğrencilerinden Robert Christie'nin şerefine Christie aleti adı verilen bir içe çökerek patlayan bomba tasarımı ortaya çıkmış oldu. Daha sonradan kısaca alet yani gadget olarak anılacak olan bu bomba insanlık tarihindeki ilk atom bombası patlaması olan Trinity testinde kullanılacak olan bombaydı. Oppenheimer ufak bir diğer ekibi de ilk başta umduğu gibi uçaktan bırakılabilecek ve hedefine gidecek türden bir bomba üretmeye yöneltti. Onların çalıştığı bombanın adı önceki tasarımlara göre daha ufak olduğu için küçük çocuk yani Little Boy'du. Little Boy 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'yı dümdüz edecekti. Üzerinde çalışılan bir diğer prototipse en başta geliştirilen iki bomba tasarımından daha irisi olduğu için Şişman Adam yani Fat Man olarak biliniyordu. Bu bomba ise 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'yi dümdüz edecekti. Ama henüz savaş devam ediyordu ve halen Gadget'ın test edilmesi gerekiyordu. Bir yandan Opie'nin özel hayatındaki belirsizlikler de sürüyordu. 1943'te halen Kitty ile evliyken eski sevgilisi Tadlock'la yeniden bir ilişki yaşadı. Oppenheimer gönlünü tek bir yere bağlayabilen bir adam değildi. O günlerden birinde gizlice Tadlock ile buluştu. O sıralar Tadlock depresyonla mücadele ediyordu. Opie geceyi onunla geçirdi. Ama bundan sadece birkaç ay sonra 4 Ocak 1944 günü aşırı yüksek dozda sakinleştirici alan Tadlock banyosunda boğulmuş halde bulundu. Bu intihar Oppenheimer'ın dünyasında yepyeni bir krater açtı. Opie'yi endişelendiren bir diğer belirsizlikse üzerinde çalıştıkları atom bombasının çalışıp çalışmayacağıydı. Hatta güçlü bir olasılıkla bomba istendiği gibi patlamayacağı için geride kalması beklenen plütonyumu toplayıp tekrar kullanabilmek için New Mexico kırsalında Jumbo adlı özel bir aparat bile yapılmıştı. İlk atom bombası o derecede neyseldi. Bomba patladığında ne olacağı da kestirilemiyordu. O nedenle 7 Mayıs 1945'te 108 ton normal patlayıcıya birazcık radyoaktif malzeme serpiştirilerek bir deneme patlaması yapıldı. Her şey yolunda gitti. Artık vakit gelmişti. İnsanlık hazır mıydı bilmem ama Oppenheimer ve ekibi insanlık tarihinde yaratılmış en tehlikeli canavarı serbest bırakmaya hazırdı. 16 Temmuz 1945 günü Türkiye saatiyle öğlen 2:29 geçe, yerel saatle ise sabah 5:29 geçe 30 metrelik bir kulenin tepesine halatlarla çekilen Gadget muazzam bir ışık ve ses şöleniyle patladı. Patlama sırasında 24.800 kilo TNT'ye karşılık gelen miktarda enerji açığa çıktı. Patlama öylesine parlaktı ki düzlüklerin etrafını saran dağlar 1-2 saniyeliğine öğlen güneşinden bile daha parlak şekilde ışıldadı. Saçılan radyoaktif ışınların etkisiyle dumanlar önce mor, sonra yeşil, nihayetinde ise beyaza döndü. Bombanın temas ettiği yerlerdeki kum anında eriyerek yeşilimsi renkte radyoaktif bir cama dönüştü. Patlamadan yayılan şok dalgasının Oppenheimer'ın da aralarında bulunduğu gözlemcilere ulaşması 40 saniye kadar sürdü. Patlamayla birlikte oluşan mantar bulutu yerden 12 kilometre yükseğe ulaştı. Patlamanın etkisiyle civardaki bütün bulutlar yok oldu. Ama mantar bulutu kendine ait iki yeni bulut oluşturdu. Ve işte tam da bu sırada Oppenheimer'ın aklına kutsal Hindu metinlerinden Bhagavad Gita'dan o meşhur satırlar geldi. Eğer binlerce güneşin parlaklığı bir anda göğü doldursaydı, işte bu yüce olanın muhteşemliğine benzerdi. Ama hemen sonra gözleri önünde büyüyen canavarın nelere sebep olabileceğinin farkındalığı suratına bir anda bir tokat gibi çarpmış olacak ki, aynı metinden bir başka satır aklına geldi. Ben şimdi alemlerin yok edicisi olan ölüm oldum.
Aklına gelen ilk şeylerin Hindu mistisizminden olması şaşırtıcı değildi. Oppenheimer için bilimin birçok sahasını anlamak çok basitti. Ana akım dinlerse ilgisini çekmiyordu. O nedenle kendini Doğu mistisizmine vermişti ve bu daha gizemli gözüken dünyaya ait kitapları okuyordu. Kısaca Gita olarak bilinen o kitabı da bizzat Sanskritçe orijinalinden okuyacak kadar dili çözmüştü. Ve Oppenheimer o noktada artık dünyanın eskisi gibi olamayacağını biliyordu. Etrafındakilere baktı. Bazıları gülüyordu, bazıları ağlıyordu. Çoğuysa sessizce patlayan canavarı izliyordu. Patlama sonrasındaysa moraller iyice yükseldi. Yıllardır çabalanan o başarıya ulaşılmıştı. Oppenheimer artık tarihe geçmişti. Geliştirdiği magnetronlarla mikrodalga radarları ve mikrodalga fırınları mümkün kılan ve nükleer manyetik rezonansı keşfettiği için 1944 Nobel Fizik Ödülüne layık görülen Isidor Isaac Rabbi, Oppenheimer'ın Los Alamos'a gelişini şöyle anlatıyor. Yürüyüşünü asla unutamayacağım, o arabadan inişini. Sanki bir vahşi batı filminden fırlamışçasına kendinden emin adımlarla yürüyordu. Başarmıştı. Başarı Oppenheimer'ın aklını başından almıştı. Trinity denemesinden 3 hafta sonra 6 Ağustos akşamı Hiroşima çoktan dümdüz edildiğinde Los Alamos'ta bir toplantı düzenlendi. Oppenheimer sahneye çıkarken bir alkış koptu ve o iki avucunu birbiriyle kavuşturup ödül kazanmış bir boksör gibi poz verdi. Konuşmasında tek bir pişmanlık vardı. Bombayı yeterince hızlı yapıp Nazilerin üzerine atamamış olmak. Ama başta ne dedik? İnsanlar tek bir boyuttan ibaret değiller ve olamazlar da. Tıpkı politik umursamazlığının sonuçları konusunda yıllar sonra aklının başına gelmiş olması gibi, Oppenheimer'da bu sözde zaferinden sadece 3 gün sonra Nagasaki'nin bombalanması sonrası sarsılarak kendine geldi. Ne gerek vardı? Neden bu kadar aceleci davranılarak ikinci bir bomba atılmıştı? Japonya zaten diz çökmek üzereydi. Tarihçiler bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorlar. İlki, savaşta tek bir tanecik bomba kullanılması Manhattan projesine ayrılan günümüz parasıyla 24 milyar dolarlık masrafı haklı çıkarmaya yetmezdi. İkincisi, ola ki Japonya ilk bombadan sonra diz çökmezse bu Amerika için büyük bir utanç kaynağı olurdu. Bunların her ikisi de belki o dönem sadece Amerika açısından anlamlı ama etik açıdan utanç verici düşüncelerdi. İşte Oppenheimer daha o gün yarattığı canavardan tiksinmeye başladı. Neredeyse hiç beklemeden 17 Ağustos günü Washington'a giderek Savaş Bakanı Henry Stimson'a bir mektup verdi. Verdiği mektupta bombadan duyduğu tiksinmeyi anlattı ve nükleer silahların derhal yasaklanması gerektiğini yazdı. Ünü o kadar büyümüştü ki Amerikan Başkanı Harry Truman ile de görüşmesi mümkün oldu. Ama toplantı o kadar kötü gitti ki Truman toplantıyı erken kesti ve sonrasında müsteşarına bir daha o oru*** bu ofiste asla görmek istemiyorum dedi. Gerçi bombasını sevmeyi asla öğrenemeyerek pasifist bir güç olarak yükselen Oppenheimer'a 1946 yılında liyakat madalyasını takan da yine Truman olacaktı. Tüm bu olayların ardından Oppenheimer yeni yükselen atom çağının merkezi bir figürü olarak tarihe geçti. Ama yolculuğu henüz bitmemişti. Atom bombasının geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynayan Oppie artık laboratuvarda değil, adliye salonlarında ve vicdanının en ön cephelerinde en zorlu savaşlarıyla yüzleşmek zorundaydı. Yarattığı canavar sadece Los Alamos veya Amerika sınırlarında kalmadı. Dünya çapında bir nükleer silahlanma yarışını tetikledi. Sovyetler Birliği beklenenden çok daha hızlı bir şekilde 1949'da ilk atom bombası denemesini yapınca gözler komünist Oppenheimer'a döndü. Oppie bir Sovyet ajanı olabilir miydi? Özellikle de anti-komünizmin mihenk taşlarından olan Edgar Hoover'ın yönetimindeki FBI Oppenheimer hakkında sürekli soruşturma açıyor, onu takip ediyor, ifade vermesi için gözaltına alıp duruyordu. Bir keresinde Oppenheimer sorgulandığında Batı yakasındaki bütün komünist örgütlere üye olduğunu söylemişti. Ama yıllar sonra bunun yarı şaka yollu bir abartı olduğunu söyleyecekti. 1954'teki bir sorgusundaysa açık açık komünist hareketle ilişkiliydim dedi. Günümüzde tarihçiler Oppenheimer'ın sol görüşlü olduğundan emin olsalar da resmi bir komünist parti üyesi olup olmadığı konusunda ihtilafa düşmeye devam ediyorlar. Tüm bunlara rağmen Oppie savaş sonrasında Atomik Enerji Komisyonu'nun danışmanlık komitesi başkanlığı görevine getirildi. Buradaki rolü sayesinde atom enerjisinin sorumlu bir şekilde kullanılmasını garanti etmeye çalıştı. Mesela Edward Teller'ın atom bombasını geliştirerek bir hidrojen bombası yapmasını
yapmasına karşı çıktı. Ama bu Amerikan hükümetiyle daha da ters düşmesine neden oldu. Artık hükümet ve FBI bu komünistin bu kadar göz önünde olmasına dayanamıyordu. 1954'te dönemin başkanı Eisenhower, FBI başkanı Hoover'dan bir mektup aldı. Mektupta Oppenheimer'ın bir Sovyet ajanı olduğu yazıyordu. Eisenhower buna tam olarak inanmasa da Oppenheimer ile devlet ve ordu arasına bir duvar çekilmesini emretti. Daha o gün Oppenheimer'ın güvenlik izinleri iptal edildi ve istifa etmeye zorlandı. Oppenheimer bunu reddetti ve bir duruşma talep etti. Gizli yürütülen duruşmanın sonradan yayınlanan metinlerinde görüldü ki hidrojen bombasının babası ve duruşmada bilim camiasını temsil eden Edward Teller, Oppenheimer'ın Amerikan hükümetine bağlı olduğuna inansa da davranışlarının artık anlaşılamaz hale geldiğini ve bu tür meselelerin onun haricinde birine verilmesinin daha iyi olacağını söyledi. Bunu duyan bilim insanları Edward Teller'a inanılmaz bir öfke duydular ve Teller'ı adeta bilim camiasından dışladılar. Alanın en usta bilim insanları ve askeri figürleri Oppenheimer'a destek çıktılar. Albert Einstein, Atomik Enerji Kurumu'nun asıl işinin haşere olarak gördüğü bilim insanlarını yok etmek olduğunu söyledi. Satürn roketini geliştirerek Amerika'yı Ay'a götürecek olan Wernher von Braun, Oppenheimer İngiltere'de yaşasaydı şövalye ilan edileceğini söyleyerek Amerika'yı eleştirdi. Tüm bunlara rağmen ifadesindeki tutarsızlıklar ve bir aptal olması gerekçe gösterilerek muhtemel bir güvenlik riski yarattığı ileri sürülerek Oppenheimer'ın güvenlik izinleri iptal edildi. Bu akıl almaz aforoz ta 16 Aralık 2022 yılında Oppenheimer'ın ölümünden tam 55 yıl sonra Amerikan Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un 1954 kararının adil olmaması ve yalan delillere dayanarak uygulanması gerekçesiyle iptal etmesine kadar geçerli kalacaktı. Bu aforoz Oppenheimer için müthiş bir utanç sebebiydi. Birkaç sene önce Amerika'daki en güçlü bilim insanı birdenbire bir hiç olmuştu. Oppenheimer akademiden ayrıldı ve günlerini St. John adasındaki bir yazlık evinde geçirmeye başladı. Yıllar yılı Amerikan hükümetiyle hiç barışamadı. Hükümetin ona yaşattıkları nedeniyle pasifizmi de hasar almıştı. Mesela daha önceden Albert Einstein ve Bernard Russell gibi büyük isimlerle sonradan Dünya Sanat ve Bilimler Akademisi olarak bilinecek kurumun kurulmasına öncülük etmişti. Bu kurum bilimin ürünlerinin insanlığa zarar vermeyeceğini garanti etmeyi önceleyen çalışmalar yürütüyordu. Ama devlet tarafından aforoz edildikten sonra yine aynı isimlerin, yani Einstein ve Russell'ın 1955'te imzaladığı savaş karşıtı manifestoya imza atmadı. 1957 yılında pasifist bilim insanlarının düzenlediği Pugwash Bilim ve Dünya İşleri konferanslarına davet edilmesine rağmen katılmadı. Belki devletle yaşadığı tüm bu sürtüşmelerden olsa gerek, sorulduğunda vicdanının hiç sızlamadığını, icat ettikleri bombanın insanlığı değiştirdiğini ama bu değişimin ne yönde kullanılacağının sorumlusunun bilim insanları değil, devletler olduğunu söyledi. Yıllar geçtikçe Oppenheimer bilime katkı sağlamaya devam etti. Dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelere davet edildi ve toplamda on binlerce kişinin katıldığı dersler verdi. John F. Kennedy'nin başa geçmesiyle birlikte işler birazcık yumuşadı ve Oppenheimer tekrardan halk arenasına çıkmaya başladı. Kennedy ona bir Amerikan başkanının verebileceği en prestijli bilim ödülü olan Enrico Fermi ödülünü armağan etti. Ödüle Oppenheimer'ı aday gösteren kişi, araları birazcık düzelir umuduyla bir önceki sene ödülü kazanan Edward Teller olmuştu. Ama Oppie'nin asla yenemeyeceği bir düşmanı daha vardı. Ömrü boyunca içtiği yüz binlerce sigaradan aldığı nikotin ve yüzlerce diğer zehirli maddenin etkisi altında kendi vücudunda isyan etmeye başlayan kanser hücreleri. Oppenheimer'a 1965'in sonlarında boğaz kanseri teşhisi kondu. Başarısız bir radyoterapi denemesi sonrasında 1966 yılında kemoterapi gördü. 15 Şubat 1967'de komaya girdi ve 18 Şubat'ta 62 yaşındayken kendi evinde öldü. Külleri karısı Kitty tarafından St. John adasında bugün Oppenheimer sahili olarak bilinen kumsala saçıldı. Kitty de Oppie'den 5 sene kadar sonra Ekim 1972'de embolizma geçirerek öldü. Sahil evi Birleşmiş Milletler'de çevirmen olan kızı Catherine'e kaldı. Ama FBI kızını da rahat bırakmadı. Babası hakkındaki suçlamaları bahane ederek ona ihtiyacı olan güvenlik izinlerini vermediler. Catherine babasının ölümünden 10 sene sonra eşiyle ayrıldıktansa sadece 3 ay sonra
kendini asarak intihar etti. Catherine yazlık evlerini halka açık bir park olması için ada halkına bırakmıştı. Ama 1989 Hugo kasırgası sırasında ev parçalanarak yok oldu. Bugün Opie'nin emekli olduğu bölgede bir toplum merkezi bulunuyor. İşte böyle. Bu hikaye bana şu anda aramızda dolaşan Oppenheimer'ları düşündürüyor. Aramızda dehası ve duyguları arasındaki çatışma nedeniyle depresyonun karanlık dehlizlerinde boğulan kaç tane Opie var dersiniz? Onları doğru yönlendirecek, etik kurallarla çerçeveleyecek, içlerindeki potansiyeli ölümcül bir bombaya değil de bütün toplum adına faydalı bir enerjiye dönüştürecek kuralların ve sistemlerin olmaması şu anda bilmediğimiz hangi domino taşlarının yıkılmasına neden oluyor dersiniz? Bu domino silsilesi bizi ne tür bir geleceğe götürüyor? Bu gidişat üzerinde ne kadar kontrolümüz var? Emin değilim. Ama buna kafa yormak zorundayız. Zekamız ve kabiliyetimiz bize sadece müthiş bir evrimsel avantaj sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda korkunç bir sorumluluk da yüklüyor. Şu anda kıyısında olduğumuz büyük bilimsel ve teknolojik devrimlerin insan hayatında yaratabileceği radyoaktif kraterleri düşünmekle mükellefiz. Ve ben gündelik curcuna yüzünden bunu yeterince yapabildiğimize inanmıyorum. Bildiğim tek şey şu. Oppenheimer'ın hayat kitabının sayfalarından çıkarmamız gereken çok ders var. Bir yandan gerçeğin peşinden koşarken, diğer yandan ahlaki sorumluluklarımızı hatırlamayı öğrenmek zorundayız. Oppenheimer'ın başarılarını tekrar ederken hatalarından kaçınmayı öğrenmek zorundayız. Çünkü Oppenheimer arkasında çok fazla acı, dehşet, heyecan, hayal kırıklığı, aşk ve umut bırakarak bir sonraki domino taşının üzerine yıkıldı ve tarihe adını unutulmaz bir şekilde yazdırdı ve gitti. Ama onun arkasında bıraktıkları bilimin insanlık için sadece havalı bir araç değil, aynı zamanda geleceği şekillendiren bir rehber olduğu gerçeğini de bize kristal parlaklığında gösteriyor. Ve Oppenheimer'ın hikayesi insanlığın en büyük zaferlerinin ve en büyük trajedilerinin tek bir kaynaktan, insan bilincinin boyun eğmez inatçılığından köken aldığını bizlere hatırlatıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.